Gel canım, gel, hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Nasılsın? İyi, siz? İyi. Hanımım, buyurun. Yavrum, ne içersin? Ben bir çay içerim. Tabii sana da işinin gücünün arasında zahmet olmazsa Pınar'cığım. İlahi abla, onların başka işi ne? Hadi Pınar'cığım, bize iki çay getiriver. Tabii hanımım. Seni hangi rüzgar attı buraya? Hamit anne, biz annemle konuştuk da nişan hazırlıklarına başlayalım diyoruz artık. Aa, ne güzel. Ama kaç kişi oluruz bilemedik. O yüzden size geleyim sorayım dedim. Evi ona göre hazırlayacağız çünkü. Ev mi? Evet, öyle düşündük. Olmaz mı? Yavrum, sığmayız ki. Hele sizin evinize hiç sığmayız. Yok. Bence salon kiralayalım. Çok mu kalabalık oluruz? Yavrum, şimdi çok kalabalık değil ama... ne bileyim, Yusuf buranın göz bebeği. Valisi gelir, emniyet amiri gelir. Ne bileyim, komutanlar gelir. Şimdi devlet erkanını kalkıp da evde ağırlamak da hiç doğru bir şey değil, değil mi? Yakışık almaz yani. Doğru söylüyorsunuz, ben hiç öyle düşünmemiştim. O zaman o kadar da kalabalık olmayacaksak böyle şık küçük bir yerde olur herhalde. Yavrum, şimdi çok kalabalık değil dedim ama... bak şimdi ben burada hazırladım. Şimdi burada bizim akrabalar var, ahbaplar var. Size fazla yük olmayalım diye de ben çok fazla dal budak salmadım. İşte burada hepsi. Bak, 300 kişi kadar var. Evet. Yani çok özür dilerim. Çünkü sizin ailenizi, akrabalarınızı, ahbaplarınızı tanımıyorum. Onları da siz eklersiniz. Şimdi Havva'cığım, ben şöyle düşündüm. Bu nişan daveti yemekli olsun. Hı? Açık büfe olsun. Limitsiz içki olsun. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Buraya ısmarlamayalım nişan pastasını. Kreması sasa oluyor. Vallahi. Kaç defa yedim. En iyisi biz Kayseri'ye ısmarlayalım. Böyle 7 katlı falan. Şanımıza yakışır şekilde. Şimdi 10 çeşit meze olmalı. Tabii ara sıcaklar falan da var. Sen başka bir şey mi düşündün yavrum? Teyze, bittim ben, mahvoldum. Ne oldu kız? Hamiyet Hanım'ın istediklerini duyunca dudağım uçuklayacak zannettim. Değil, birikmiş, borç almak. Ben banka soysam ödeyemem bunu. Ödeyeydin. Bizim paramız yok. Yani ben bunu edemem. İlla yapın diyorsanız siz benim parasını diyeydin. Oldu teyze. Diyebilir miyim öyle bir şey? Söz ağzımızdan çıktı bir kere. Biz yapacağız dedik. Sözünden döndü, dedirtmem kimseye. Hem öyle bir şey söylesem benim adım yine para göze çıkacak. O da doğru. Zar zor edindiğin saygınlığı kaybedeceksin gene tabii. Sen ne kadar borç verebileceksin bana? Vallahi ben bir şeyleri ederim dedim ama... Yiğit'in avukat parasını verdim. Bir iki de öyle borcum vardı, onlara ödedim. Ne avukatı ya? Dava bile olmadı teyze. Hem Yiğit'in arkadaşı ilgilenmiyor muydu zaten? Kız, alem biz mi Allah rızası için yapacak? Karşılığını aldı tabii. Benim elimde avucumda olan bu. Hah. Nasıl ya? Al kız, geri de istemem. Nişan hediyem olsun. Teyze, bu en basit davetiyeye bile yetmez.
Ne yapacağım ben ya? Öyle hemen karartma yüreğini. Nasıl karartma? Al, liste bu. Elimizdeki para da bu kadar. Allah'a benim aklıma bir çare geliyor ama... sen o yola gelir misin bilmem. Ne, söyle. Şimdi bunlar bana mutfak harçlığı veriyor ya her ay. Öyle az buz bir şey de değil ha. Yani nereden baksan 5.000 lira en az. Saçmalama teyze. Biz o parayı alsak bile bir ayda yerine koyamayız ki. Kız bir dinle. Öyle hemen yerine koymamıza gerek yok. Şimdi ben esnafa yazdırırım, veresiye alırım. Sen de Yusuf'tan yavaş yavaş toplarsın çaktırmadan. Kapatırız mutfak masrafını. Olmaz teyze. Düpedüz hırsızlık bu. Bir çemkirme de dinle lan. Bir tehlikesi olsa ben sana teklif eder miyim? Önce benim başım yanar. Al. Teyze, Yusuf bunu öğrenirse ben biterim. İstemiyorum. Al. Nişanın layıkıyla yapamazsan o zaman da bitersin. Hamiyet canını okur vallahi. Burnundan getirir. Onun için canım kızım Havva değil, yanaşmanın kızı Havva olarak yeniden değişirsin. Hayır teyze. Ben bu işi karanlık yollarla halletmeyeceğim. Helalinden bir yol bulurum ben. Merak etme. Sağ ol. Zehri aldın bir kere. Akşama. Olmadı sabaha kapımdasın. Orta. Abla. Gidiyor musun? Gidiyorum toprak, işim var. Ben de sana bir şey verecektim. Nişan hazırlıklarına başlamışsınız. Sen nereden duydun? Demin annemle konuştum, o söyledi. Ha. Doğru söylemiş de başladık başlamasına da nasıl bitireceğiz onu bilmiyorum toprak. Al abla bunları. Şimdilik bu kadar var. Hamiyet Hanım ödeme yapınca gerisini de veririm. Toprak bu ne? Sağ ol ablacığım. Sağ ol da bu Hamiyet Hanım'ın istediği 7 katlı pastaya bile yetmez. Üzülme abla. Bir çaresini bulacağız. İnşallah. Hadi görüşürüz. Haydi. Sağ ol. Gitti mi kız? Aldı mı parayı? Daha almadı. Ama alacak. Sen merak etme. Hamiyet Hanım, müsaitseniz sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii ya. Sen bak işine. Hani siz Münevver'i yalnız bırakma demiştiniz ya. Hı hı. Eğer izniniz olursa ben Münevver'i dışarı çıkarayım diyorum. Ne bileyim, biraz gezeriz, dolaşırız. Belki o da biraz açılır. Ah keşke toprak. Keşke ama çıkmaz ki. Siz merak etmeyin. Ben ikna edemesem de Rüzgar onu ikna eder. Halasıyla parka gitmek istiyor diyeceğim. Sağ ol yavrum. Teşekkür ederim. Sana helal olsun kız. Hoş geldiniz. Merhaba. Nişan için gelmiştiniz değil mi? Evet. Ya aslında fiyat sormaya gelmiştim ben. Kaç kişilik bir organizasyon düşünüyorsunuz? Tahmini 300 kişilik bir organizasyon. Şık olsun istiyorum ama biraz da hesaplı olsun. Tabii, buyurun oturalım şöyle. Teşekkürler. Ne o, yine yüzün asık? Suratın allak bullak? Sorma baba.
Nişan için çok para lazım. Hamiyet anne 300 kişiyi çağıracakmış. Yuh artık. Vallahi. Bir otelle görüştüm. 4000 liraya patlıyor nişan bize. Patlar. Patlar tabii. Söz bak dinlemiyorsunuz ki. Attınız kendisi ortalara, biz yaparız ederiz diye. Buyur bakalım, nasıl yapacaksınız görelim. Bugün bu sıkıntıyı çekiyorsam sır senin yüzünden. Hiç de bile değil. Ben söyledim onlara. Ben nişan yapamam, param yok diye. Koskoca hancıoğullarının incinir mi eksilirdi bir nişan kuruverselerdi. İşte böyle yaptığın için oluyor hepsi. İnsanları yolunacak kaz gibi görmeseydin, ben de çıkıp nişanı biz yapalım demezdim. Ama beni sana benzetsinler istemedim baba. Bu da Deli Remzi'nin aç gözlü kızı demesinler diye ortaya attım kendimi. Orada öyle bağırıp duracağına biraz babalık yap da senden utanacağım yere biraz gurur duyayım ya. Baba, geldiğine göre affettin beni değil mi? Anladın tabii bir hatam olmadığını. Anladım, anladım. Büyüksün be babacığım. İnan var ya, kendi babamdan yakınsın bana. Sağ ol evladım, ben de seni severim. Sen affettiğine göre havam da aldı mektubu, sevindi tabii değil mi? Allah. Hava şu aralar pek sevinecek durumda değil. Niye baba? Bir şey mi oldu hava ama? O değil de anası. Şeref çok kötü durumda. Yapma ya. Yine böbrekleri değil mi? Durum bildiğin gibi değil evladım. Çok ağırlaştı. Evde yorgan döşek yatıyor. Doktorlar eğer ameliyat olmazsa... Sizleri ömür dediler. Ne duruyorsun baba, götürsene doktora ya. Doğru söylüyorsun evladım da. Hastane hastane değil, 5 yıldızlı otel. Yani önüme bir hesap çıkarttılar. Ben ölene kadar çalışsam ödeyemem. Vermeyeceğim Mahmut. Ne eylesin Mahmut? Ne kadar tutuyormuş bu ameliyat masrafı? Ya tamam babacığım, üzülme. Havama da söyle, sıkmasın canını artık. Bak, ben muhasebeciye talimatı veririm, tamam mı? O akşamdan hazır eder parayı, siz de sabah gider erkenden alırsınız. Sağ ol evladım. Allah senden bir kere değil, 1000 kere razı olsun. Yani Şerif'in hayatı kurtuldu. Baba, bu benim de evlatlık vazifem. İyi akşamlar anne. Hoş geldin oğlum, gel. Hoş bulduk. Hava hazırsa hemen çıkalım. Halam bekliyor. Temel'le mi geldi Asiye Hanım? Tanıyor musunuz siz halamı? Tanırım. Neler olduğunu da bilirim. Sen bilmezsin. Vaktiyle konakta yaşıyordum ben Sultan'ın yanında. Öyle mi bilmiyorum. Asiye Hanım gencecik bir kızdı. Doğrudur. İyi, o bekliyor dedin de. Benim seninle konuşacaklarım var çocuğum. Tabii konuşalım anne. Hadi yukarı çıkalım, hem sıcak, üşümüşsündür. Peki. Geç oğlum. Buyur. Sağ ol anne. Nasılsın anne? Hamdolsun çocuğum. Şimdi Hava annenle konuşmuş nişan işi için. Senin haberin oldu mu? Yok, haberim yok. Hava çekinde herhalde. Annen de söylemeye lüzum görmedi. Ya çocuğum, bu nişan işi bizim canımızı sıkacak biraz. Hayır anne ya, hayır. Ters bir şey mi oldu? Bak şimdi ben sana anlatayım. Hani Hava'yı istemeye geldiniz ya, o zaman konuştuk.
Nişanı biz yaparız dedik ama... Yusuf, hoş geldin. Hoş bulduk. Benim Yusuf'la konuşacaklarım var. Sen biraz dışarıda bekle kızım. Anneciğim biz zaten geç kaldık. Ben yolda anlatırım Yusuf'a. Ama... Hayırdır annem yine bir şey mi yaptı? Hayır canım alakası yok. Biz geç kaldık anne gidelim. İyi akşamlar anne. Güle güle çocuğum. Ya anneni konuşturmadın, ayıp oldu şimdi. Yoo, ayıp falan olmadı. Hava, nişanla ilgili bir problem mi var? Hayır hayatım, yok. Hazırlıkları devam ediyoruz işte. Onu anlatacaktı annem sana. Tamam, dediğin gibi olsun. Hadi, hadi alanı bekletmeyelim. Hanımım. Oldu bu iş. Ne işi? Anlamadım ki Sultan. Havva oltaya geldi. Zabana'nın yemi alacak. Biz de öyle bir çekeceğiz ki. Kurbanlık gibi sallanacak ucunda. Gece gece ne kurbanlıymış bakayım o. Oğlum hiç. Sultan'la konuşuyorduk. Yarın acaba kurban etinden böyle bir tandır yapalım mı diye. Beyim o gasaplardakiler bir acayip artık. İthal et mi ne? Onu mu kakalıyorlar bize, ne yapıyorlar? Sizin dilinize düşenin maya haline. Hadi iyi geceler. İyi geceler oğlum. İyi geceler beyim. Anne, günaydın. Aa, bu sabah herkes erkenci bakıyorum. Baban da ben kalkmadan gitmiş. Sen nereye gidiyorsun böyle? Teyzem para bulmuş, onu almaya gideceğim. Yalana bak. Kesin kendi parasıdır. Ne alakası var anne ya? Dün dedim ya sana kadın son kuruşuna kadar bana verdi diye. Sen onu külahıma anlat. Ben onun ciğerini bilirim. E, konakta yediği önünde, yemediği arkasında. Her ay kazandığını istiflemiyorsa ben de şeref değilim. Sırf geri dönüşünü garanti etmek için sana borç buldum demiştir o. Neyse ne anne. Benim derdime derman olacak, önemli olan o. Yanlış yapıyorsun Hava. Yusuf'un haberi olsa boşuna dert ettiğini anlayacaksın. Çocuk anlayışlı, aklı selim birisi. Ya kesin bilse bir çözüm bulur. Bu işi ben çözeceğim anne. Söz verdim bir kere. Sözümden döndü, dedirtmem kendimi. Hadi görüşürüz. Nereden bana çektin? Baksana şu halime. Ya şu halini gören de kızın cebine zorunan para koyup iftira atıyor zannedecek. Tabii öyle değil de ben gene de senin kadar rahat olamıyorum Sultan. Vallahi billahi bu yaşıma geldim böyle oyunlar oynamadım. E sen de oğlunun başını kurtarmak için yapıyorsun canım. Zaten böyle bir neden olmasa kalkmam ki ben bu işlere. Ama inan bütün bunlara neden Havva. Eğer malda mülkte gözü olmasaydı ben evlilik sözleşmesini verdiğim anda ona imzayı basacaktı. Ama o ne yaptı? Düşüneceğim dedi. Çünkü zaman kazanmak istiyor. E Sabiha Hanım'ın dükkana kıyafet almaya yolladığında toprak olmasa bütün dükkanı toplayacakmış. Sen demedin mi? Sultan, artık karar verecek o. Eğer açgözlülüğüne yenilirse senin bu teklifinin üstüne atlayacak. Ondan sonra da haram mı falan bakmadan bu parayı alacak. O zaman da kendi düşen ağlamaz, iki gözü birden çıkar. Alacak diyorum sana, alacak. Ondan sonra da gidersin Yusuf Bey'ime, kaşınan göz arasında mutfak masrafını aşırmış dersin. Gerisini ben hallederim. Ta çocukluğundan vardı böyle huyu derim.
el gadarken cüzdanımdan para aşırırdı diye anlatırım. Sultan, Allah aşkına sus. Vallahi tansiyonum 22'ye çıktı. Ay, ay hayırlısıyla bu işten bir kurtulalım var ya. Vallahi de billahi de kurban keseceğim. Ya sen kafanı yorma. O nişan olmayacak. Boşuna masraf edip de nişan kıyafeti falan da diktirme ha. Ah inşallah. İnşallah. Pınar. Kokunu duyamayınca gözlerime uyku bile girmiyor. Bir mendile parfümünü sıkıp versene bana. Aa, delinin zoruna bak. Bir kere o parfüm değil, kendi kokum. Senin kokuna kurban olayım. Oo Pınar. İşin gücün rast gelsin. Günaydın. Günaydın Hava Hanım. Günaydın Murat. Hava kızım. Aa baba. Ne işin var senin burada? Seninle bir şey konuşmaya geldim. Zamanım yok benim. Teyzem para bulmuş. Kaparayı vermeye gideceğim. Hemen burnunu dikme. Sana müjdeyi vermek için sabah ezanında düştüm yola. Ne müjdesi? Parayı buldum. Gerçekten mi? İnanmazsan bak. Ya baba, nereden buldun bunu? Günaydın. Günaydın. Nasıl oldun? Hasta değilsin değil mi? Daha iyiyim. Günaydın baba. Günaydın. Ben de şirkete senin yanına uğrayacaktım. Hayırdır? Bir otelle görüştüm nişan için. Sen de gel bak. Beğenirsen kaporayı veririz bugün. Tamam bakarız. 2 saat vaktim var. Tamam. Hadi baba. Hadi size kolay gelsin evladım. Baba sen de bize de gel. Yok, siz keyfinize göre bakın. Ben de eve giderim. Çarşıda pek dolanmayayım. Malum, dükkan sahibine söz verdim. Ardı gelmeyince pek yüz yüze gelmek istemiyorum. Baba, sen dükkan sahibiyle konuş. Alıyoruz de. Gerçekten mi? Hı hı. Ben talimatı verdim şirkete. Birkaç güne gideriz seninle beraber tapıyor. Şimdi ben dükkan sahibi mi oluyorum ciddi ciddi? Hı hı. Allah razı olsun evladım. Yani sayende bir dikili ağaç sahibi olacağız fani dünyada. Ben hemen gidip adama haber vereyim de kimseye göstermesin dükkanı. Olur. Yusuf hiç gerek yoktu. İşte babam senin yanında da çalışırdı. Abla konuştuk ya bunları. Aileyiz artık biz. Tabii ya. Biz artık koskocaman bir aileyiz. Hadi ben sizi tutmayayım. İşin gücün rast gelsin. Sağ ol baba. Tamam çok güzel. Ama az buz para istemezler. Sıkıntıya girme boş yere. Onu bırak sen. Beğendin mi onu söyle. Ya beğendim de içime sinmez diyorum şimdi. Yusuf ben para konusunu halletmesem seni buraya getirir miyim? Emin misin? Yusuf. Bak istersen yarı yarıya ödeyebilirsin. Hallettim diyorum. Merhaba. Merhabalar. Dün görüşmüştük sizinle salon için. Nişanlımla salona bakmaya geldik. Tabii buyurun. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Hoş bulduk. Buyurun geçelim. Ne oldu? Çevren de çok genişmiş maşallah.
Ürgüp'teki bütün kızların gözlerinin içi parlıyor seni görünce. Buyurun. Teşekkür ederiz. Yarısını aldık. Kapora diye makbuz kesiyorum. Kalanı da nişandan sonra hallederiz. Tamam. Bizim için bir sorun yok. Parayla ilgili bir sıkıntı olursa haberim olsun. Bırak şimdi parayı falan. Biz şimdi ciddi ciddi nişanlanıyor muyuz? Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Nasıl, beğendin mi salonu? Hı hı, güzel. Vallahi içinde sen olduktan sonra mekan benim için fark etmez. Ben anneme kızdım. 300 kişi davet etmiş. Sanki bütün Ürgüp gelecek nişana. Annene sakın bir şey söyleme. Üzülürüm bak. Kadın haklı. Bir tanecik oğlu evleniyor. E sizin de çevreniz geniş. Şimdi birini çağırsa öbürünü çağırmasa ayıp olur. Teyzem arıyor canım. Tamam. Alo teyze. Kız, daha pazara gideceğim. Akşama kadar seni mi bekleyip duracağım? Gel de al şu parayı. Teyze kusura bakma, ben heyecandan seni aramayı unuttum. Ne heyecanı kız? Daha paranın sıcağını almadın. Hele bir eline al parayı, sonra heyecanlanırsın. Sen öyle san. Para işini hallettim ben. Babam para buldu. Ne? Nasıl bulmuş? Nereden bulmuş? Bilmem. Konuşmadık hiç. Çok da önemli değil zaten. Otelin parasını ödedim bile. Ha, öyle mi? İyi. İyi, tamam. Haydi o zaman. Hadi uğrarım ben sana sonra. Tamam. Ne oldu? Böyle apışıp kaldığına göre plan suya düştü galiba. Allah, hanımım, bu şerefsiz Remzi 40 yılın başı bir işe yaramış. Bankamı soydu, ne yaptı? Bana bak Sultan. Sayende ikidir gol atıyor bu kız bana. Zaten sana güvenen de kabahat. Ya benim kabahatim ne? Kız yutmuştu zokayı. Konuşma. Konuşma Sultan. Çık git Allah aşkına. Vallahi tansiyonu fırladı. Ya bir dur hanımım, bir bakalım o parayı nasıl buldular, nerede buldular? Bir araştıralım, belki başka bir yol buluruz. Nasıl bulmuşlarsa bulmuşlar. Nereden bulmuşlarsa bulmuşlar. Bulmuşlar ya, sen sonucuna bak. Bu nişan olmayacak dedim ama oluyor gördüğün gibi. Tamam, sen gitmiyorsan ben gidiyorum. Dayanamayacağım artık. Hanımım bir dur, bak ben sana daha önemli bir şey söyleyeceğim. Kendine sakla. Bir dur, bak haklıymışsın. Toprağı sabah sıkıştırdım ben. Bu Havva'nın bir gırığı olmuş. Kimmiş? Şişman Bünyamin'in oğlan. Cüneyt. Hani bizim kapıya dayandıydı ya. O Cüneyt. Demedim mi sana? Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.